Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım. Evet, bugün günlük tarot okumamızda sizlerin çok beğeneceği ve gerçekten merak ettiği bir konuyla geldim. Evet canım gönül dostlarım, bugün diyoruz ki aklımdaki kişi benden neler gizliyor, benim neleri öğrenmemden ya da neleri bilmemden korkuyor, çekiniyor, ona bakacağız. Hadi bakalım bakalım, hazır mısınız bu gizemli yolculuğa benimle birlikte? Haydi bakalım, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum. Ve her zaman olduğu gibi şöyle bir odaklanmanız ve rezone olmanız için de kartlarımı seçiyorum. Şöyle bir odaklanın, rezone olun. Tabii önce can, sonra canan mottomuzla önce kendinizi, sonra aklınızda ve kalbinizde olan kişiyi bir niyetinize alın. Bakalım şöyle bir iyice odaklanın. Benden neler saklıyor, neler gizliyor? Ben neyi bilirsem böyle bir korku, endişe yaşıyor diye bir sorun. Makbuş abla kanalı aracılığıyla bunları öğrenmeye niyet ediyorum deyin. Ve tabii ki bu açılımların bütüne ve kolektife niyetli olduğunu da unutmayın. Siz kendinize ait olan, evet bu benim ilişkimde, benim hayatımdaki kişinin performansında olan bir saklama diye düşündüğünüzü kendinize alın. Ve tabii ki kanalıma izleyip abone olan, bildirimleri açan, yorumlarla, beğenilerle ve tabii ki süper teşekkürlerle bana destek veren herkese de gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Evet canım gönül dostlarım, şöyle kartlarımı seçtim ve sizler de odaklandınız, rezone oldunuz. Bakalım bakalım aklımdaki kişi neler saklıyor, neler gizliyor. Ben de böyle bir heyecanla merak ediyorum. Hemen ne yapıyoruz? Hazırsanız kartlarımı hemen açmaya başlıyorum. Bakalım neymiş bu gizlenenler? Evet, hemen mesajlar gelmeye başladı zaten. Bir de bayağı bir mücadele de vermiş bunu anlaşılmasın diye. Ama tabii ki benim canım gönül dostlarım. Bak, engeller de koymuş, akıllı. Evet, haydi bakalım, şimdi hazır mısınız canım gönüldaşlarım? Şöyle bir iyice odaklanın, bir rezone olun bakalım bana. Kulağınız bende olsun, hadi bakalım. Şöyle dikkatlice dinleyin. Şimdi bakın. Öncelikle niyet ettiğiniz kişide ikili bir zamandan beri bir değişim varmış. Yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren geçtiğimiz 2 saat, 2 gün, 2 hafta, 2 ay içi, 2. ay ya da ikili bir tarihten beri zaten bir değişime, başkalaşım varmış ki muhtemelen bunu siz hissetmişsiniz zaten. Yani sizden bir şeyler gizlediğini ayan ve beyan zaten anlamışsınız. Biraz da hissiyatlı, zaten her zaman derim, bana gelen danışanlarım, takipçilerim, izleyicilerim gerçekten sezgisel anlamda çok güçlü hislere sahip kişiler. Şimdi sizler zaten bunun farkına varmışsınız ikili bir zamandan beri ve zaten ki beşli bir zamandan beri de, yani yine videoyu izlediğiniz andan itibaren bir geçtiğimiz beşli zamana gidin. Yani geçtiğimiz 5 gün, 5 hafta, 5 ay içi, 5. ay ya da beşli bir tarihten beri zaten bunun mücadelesini veriyormuşsunuz. Hani ne gizliyor, ne saklıyor, ben böyle bir şeyler öğrenirsem bunun ödü patlıyor, ben bunu öğrendiğimde bir korkuları var, endişeleri var dediğiniz bir şeyi zaten fark ettiğiniz için de böyle harıl 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 öğrenmeye çalışıp bir mücadele ve savaş vermişsiniz. Hatta ve hatta belki kendi içinizde ikilemlere bile düşmüşsünüz. Acaba kuruntu mu ediyorum, acaba masum da ben mi iftira ediyorum ya da kendi kendime şüphelere düşüyorum gibi gibi gibi. Şimdi bakın, bir kere yanılmıyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Net ve kesin sizden sakladıkları var. Bir,
Şimdi bak, kafasına zaten bir şeyler belirlemiş. Bunları gizliyor. Sizinle bağlantılı ve ilişkinizle bağlantılı özellikle. Şimdi burada sizin bazı konularda sabırsız davrandığınız, aşk hayatınızda, ilişkinizde ya da beraberliğinizde. Bu yüzden dolayı da aslında size bir mesafe koyduğunu da veriyor. Bu ayrı dargın kırgınlar için söylüyorum özellikle. Ve ilişkinize de zaten bir düzensizliğin var olduğunu da veriyor kartlarım. Yani bir var, bir yok, bir dargın, bir barışık, bir gelen, bir giden. Yani bir türlü bir düzene oturmamış bir ilişkiye de sahip misiniz bu yüzden dolayı. Şimdi bir kere size engeller de koymuş. O kadar akıllı biri var ki karşınıza, gerçekten aklınızdaki kişi son derece zeki, son derece hani bir şeylerin üstünü çok kolaylıkla örtebilen bir yapıya sahip. Ama sizde de hani o şey var, hani böyle o hissiyat var. Bak, hep görüş ayrılığı yaşamışsınız. Hatta zaman vereceğim, en son 8'li bir zaman önce, yani geçtiğimiz 8 saat içi, 8 gün içi, 8'li bir zamanda belki de dediniz işte sen benden bir şeyler mi sattın? Sen bana bir şeyler mi söylemedin, gizliyor musun gibi gibi. Belki bir konuşma bile geçmiş aranızda. Ve hatta sizinle de görüş ayrılığı yaşamış. Hani zeytinyağı gibi üste çıkmak denir ya. Aynen öyle, zeytinyağı gibi de üste çıkmış. Yani işte engeller koymuş size. Ha, bu nedir bu engeller? İşte hayır, böyle bir şey yok. Hayır, senin düşündüğün gibi değil. İşte sen kendi kafanda kuruyorsun, uyduruyorsun gibi gibi gibi. Ama tabii ki yok öyle bir dünya. Bak, şimdi bir kere öncelikle şunu söyleyeceğim. Bir kere bir yasak ilişki var burada. Bunu net söylüyorum canım, gönül dostlarım. Bunu bilin. Yani burada bir yasak ilişki. Şimdi burada eşinize niyet etmiş olabilirsiniz. Bakın. Ya da eş olmaya niyet ettiğiniz kişi olabilir. Yani karma ilişkiniz olabilir. Flörtünüz olabilir. Artık her neyse. Ama burada bir sizden gizlenilmiş bir yasak ilişki var. Bakın, sizden gizliyor. Şimdi bu yasak ilişki şunu da söyler. Bir görüşme ve iletişim yaşamış. Şimdi bu yasak ilişki geçmişten gelen, şimdi o kadar da karşımızda kişiye yüklenmeyelim de. Şimdi geçmişten gelen bir insan olabilir. Sizin duymanızı istemediği, sizin haberinizin olmasını istemediği ya da aklını çelmek için. Çünkü bakın, burada ikilemlerde kaldı ve mücadele ve savaş verdiğini de veriyor kartlar. Şimdi yiğidi öldürelim, hakkını yemeyelim yani. Aklınızdaki kişi evet biriyle. Ama bir kadın, ama bir erkek, artık niyetinize göre alın bu kadın mı erkek mi. İşte siz neyseniz karşı tarafa, niye, kime niyet tuttuysanız. Şimdi burada bir konuşma yapmışlar. Yapmışlar. Hatta zaman da verebilirim. Çok yakın bir zaman, geçtiğimiz bir gün, bir hafta, bir ay içinde, birinci ay ya da ayın biri, 11'i, 21'i, 31'i gibi ya da birli bir saat diliminde. Bir konuşma ve bir görüşme yapılmış. Şimdi burada ikilemlerde kaldığını, bu kişiyle mücadele ve savaş verdiğini, hatta sizin duymamanız için de elinden geleni yaptığını söylüyor kartlarım. Ama burada şimdi siz sezgiselsiniz bak. Hisler ve sezgiler güçlü. Sadece burada belki iç sesiniz bunu söyledi ama siz de çok kararsız ve ikilemlerde kalmışsınız. Ve bununla ilgili de zaten öğreneceksiniz ama. Bak, bunu ne söyleyeyim, öğreneceksiniz. Beşli bir zaman veriyorum, beşli ve üçlü bir zamanda. Bir şekilde karşınıza gelecek bu sizden sakladığı, bu bir. İkincisi, niyet ettiğiniz kişinin aslında bir insana destek verdiğini veriyor burada. İşte ailesinden birisi olabilir, sizin belki onaylamadığınız, istemediğiniz, belki bir arkadaşı olabilir ya da biri işle bağlantılı da olabilir, bakın bu. Ama bir insana bir destek verdiğini ve bu desteği sizin öğrendiğinizde bundan hoşlanmayacağını bildiği için bunu saklıyor. Gelelim üçüncüye. Bakın, bir sürü, bak kaç tane sakladığı şey var. Aslında uzun zamandan beri istediği ama hayata geçiremediği bir şeyi saklıyor sizden. Ve bununla ilgili de çok mücadele vermiş. Belki bir şeyi almak, satmak ya da ilişkinizle bağlantılı bir şeye başlamak ya da bitirmek adına. Bakın, ilişkinizle ilgili. Yani başlamak nedir? İlişkinizin adını koymak olabilir. Bitirmek nedir? Bir sonuca gitmek olabilir. Bitirmek deyince hemen bu şekilde düşünmeyin. Yani hani dolunaylarda da hep diyoruz ya, illa hani bir şeyleri bitirince yeni bir şeyin başlangıcı da olabilir. Yani nedir?
işte flört olayınızı bitirirsiniz de ciddiyete geçersiniz. İşte artık bu ilişkiye bir isim koyalım dersiniz de ne bileyim bir yüzük takarsınız gibi. Bu da bir sonlanma ve başlangıçtır. Şimdi burada bir olumlu olarak düşünelim bunu. Çünkü burada zaten olumlu geliyor kartlar. Şimdi sizinle ilgili ve ilişkinizle ilgili, çünkü bak şu konuşmayı bile sizin duymanızdan korkuyor, imtina ediyorsa, saklıyorsa bunu da yani artık kafanıza göre siz de düşünün. Yani o kadar olumsuz da bakmayın yani olaya. Şimdi burada olumsuz olarak olan sadece sizin onaylamadığınız, destek vermesini istemediğiniz bir insana verdiği bir desteği veriyor. Bir de devlet kapısı ya da mahkemeyle bağlantılı bir gündemi varsa bu gündemi pek bilmenizi istemiyor. Bunu biraz saklıyor ve bir de bakın. Bir de bir yolla bağlantılı bir şey saklıyor sizden. Bilmenizi istemiyor. Şimdi bu yol, hani hep derim ya, mecazi anlamda bir yol da olabilir. Mecazi olarak çıkmak istediği bir yol olabilir. Ya da gerçekten gitmesi gereken bir yolculuk ya da bir seyahat vardır. Ama bunu sizin bilmenizi istemiyordur gibi. Ama burada şunu bilin ki, bakın size koyduğu engeller aslında, hani belki bu reel engel de olabilir size, belki şu an engel de koymuş olabilir. İşte onunla ilgili bazı şeyleri bilmeyin, öğrenmeyin, anlamayın diye. Ama sizden sakladıkları net bariz var. Şimdi burada aileyle bağlantılı da sakladığı bir şeyler var. Şimdi kökleriyle ilgili, ailesiyle ilgili, anne baba ya da kardeşleriyle bağlantılı olabilir. Ve aynı zamanda da maddiyatıyla ya da iş hayatıyla ilgili de, bakın şemsiye zaten bak kaçmak, mücadele, direnmek. Şimdi burada aslında yine ilişkinizle de bağlantılı ve sizinle de ilgili bir şeylerden kaçtığını ya da bir şeylere aslında direndiğini ve mücadele ettiğini de sizden saklıyor. Bu şu da olabilir. Yani sizin ilişkinizi belki biri ya da birilerine kabullendirmek olduğu gibi ya da kendi bilinçaltında kendisine bu ilişkideki bazı şeylerden korktuğunu, kaçtığını da söyleyebilirim. Yani kendisine kabul ettirmeye çalışıyor da olabilir burada. Evet, bakın mahkeme söylemiştim zaten. Devlet kapısı ya da mahkemeyle ilgili bir gündemi ya da bir konusu varsa bunu saklıyor olabilir. Bazı gerçeklerin açığa çıkması, bak bazı şeylerden yüzleşmekten de kaçıyor ve bakın ölmüş bitmiş. Şimdi burada bitmiş bir şeyler, yani bakın şu kartın altına gelmesi ne kadar enteresan, görüyor musunuz? Geçmişte kalmış, bitmiş, ölmüş bir şeyin tekrar hortlaması, tekrar hayata geçmesi biraz bundan korkmuş ve saklıyor. Bakın hemen yanına da kalp geldi zaten. Şimdi gerçek duygularını da sizden gizliyor. Size karşı olan duygularını, belki de aşk hayatı ile ilgili, alın buyurun, güneş kartı geldi. Şimdi burada yine iyileşmek, evliliğe gitmek, evliliğe giden yola girmek. Yani artık bu ilişkide bir şeylerin aydınlığa çıkabilmesi için ya da kendi bencilliğini ya da egolarını örtüp artık hani ilişkide netleşmek gibi durumlarla da ilgili sakladığı bir şeyler var. Aslında sizin bunları istediğinizi biliyor. Belki o da istiyor bunları. Ama işte o, bak al buyur düğüm. Düğümler var. Şimdi bu yola gidebilmek için çözülemeyen bazı problemler var. Ya da onu zorlayan bir şeyler var. Belki maddi, belki manevi bir karmaşası var. Bunları sizden saklıyor derken bakın bazı yazışmalar. Şimdi demek ki iletişim halinde olduğu, yazıştığı, belki de kolaylıkla bir şeyleri dile getiremediği için belki de yazarak sizinle de paylaşabilir, bilemiyorum ama ben bunu daha ziyade buna yormak istiyorum. Hani belki de sizden gizli yazdığı ya da yazıştığı birileri de olmuş olabilir. Hani iletişim halinde olduğu. Ama bunu yine kötü anlamda yormak istemiyorum. Çünkü burada bakın her türlü diyor ki kolaylıkla dile getirebilmek için, kendi halini size arzu halini anlatabilmek için beyan etmek adına yazabilir. Yani bunu size yazabilir de ya da birilerine yazar da siz denk gelebilirsiniz gibi gibi gibi. Yine kendinize göre alıverin buradan. Buyurun, kıskançlık. Gördüğünüz gibi sizden sakladığı, gizlediği bir şeylere hop bir şey daha eklendi.
sizi kıskançlıklarını da saklıyor sizden. Demek ki sizi kıskanıyor ama sizi buna göstermiyor. Yani belli etmiyor. Ya, hiç umurunda değil misin? Ama işte kıskanmıyorum gibi davranıyor ama kıskanıyor. Al buyur. Korkularını saklıyor. İletişim. Alın buyurun. Demin ne dedim? İletişim halinde olduğu birileri var, bir şeyler var. Ama biz tabii kötü anlamda yormuyoruz. Ama bir iletişime ilgili bir şeyleri saklıyor. Ve bakın bazı saplantıları var. Bunlara bağımlılık da diyebiliriz aslında. Ve evet bak ne dedik? Aşk kalp. Yani size karşı olan gerçek duyguların bak tutkusunu nasıl saklıyor görüyor musunuz? Bak bu kısımlar sizinle bağlantılı zaten. Ve evet bu ilişkide aslında şifalanmayı da istediğini söyleyebilirim. Ayrıca belki şifa bir de kendi sağlık, fiziksel ya da psikolojik bazı sağlık problemleri vardır. Bunları sizin bilmenizi istemiyordur. Belki sizin üzüleceğiniz için belki saklıyor da olabilir. Ya da belki de ondan uzaklaşırsınız korkusundan da sizden saklıyor olabilir. Ama sakladığı böyle bir şey var ki en önemlisi bakın kaygıları. Bakın şimdi burada zaten söylemiştim değil mi? Bakın üstte de aynı şeyi söyledim. Mücadele ettiği, savaş verdiği, sizinle bağlantılı ve ilişkinizle ilgili, aşk hayatınızla ilgili belki de o ilişkiyi ileri boyuta hani bir üst level'a atlatacak konuyla ilgili de kaygıları var. Bakın bunları saklıyor. İstiyor mu? İstiyor. Ama bazı kaygıları ve burada da zaten ne demiştim? Bazı şeyler hani bilinmeyen düğümde de vardı ya. Sizin bilmediğiniz bazı sorunlar ve karmaşalar çözmeye çalışıyor bunları da saklıyor diye. İşte bu yüzden de kaygılarını da olduğundan dolayı da gerçekten sizden sakladıklarıyla ilgili gelen genel anlamda bilgiler bunlar. Evet bakalım önümüzdeki günler neler yaşayacaksınız bunlara bir dikkat edin bakalım. Ondan sonra yorumlarda buluşuruz gene bir şeyler ortaya çıktıkça yazarsınız tamam mı? Anlaştık mı? Evet kartlarımdan gelen uyarılar bunlardı. Yine benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.